Peki. Şimdi bu hafta Merkez Bankası'nın para piyasası kurulu faiz kararı toplantısı var. Biz de yine hatta o toplantıda yayın yapıyoruz her ay olduğu gibi ama şimdi enflasyon göstergelerinden önce böyle acaba Kasım, Aralık ayı gibi biz de faiz indirimine gider miyiz? Böyle en azından bir göstergelik bir faiz indirimi gelir mi diye konuşuyorduk ki faiz enflasyon rakamları sonrası sanki bu biraz daha ötelenmiş gibi duruyor. Şimdi hem size o toplantıdan çıkacak kararla alakalı ne düşündüğünüzü, ne tahmin ettiğinizi soracağım. Hem de sizce acaba biz faiz yükselirken geç kaldık, faiz indiriminde geç kalacak mıyız ya da şu an erken mi davranıyoruz? Ne dersiniz bu konuda? Öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye'de politika faizinin yoksuldan zengine transfer yapmak dışında bir fonksiyon yok şu anda. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla faiz inmeli. Faizi artırmalarını niye talep etmiştik, istemiştik? Enflasyon var. Beklentiler bozuk. Bunu kırman lazım, bu ataleti. Ama beraberinde maliye politikalarına eşlik etmesi, kamunun tasarruf etmesi vesaire bir dizi problemin çözülmesi gerekiyordu. Yapısal adımlar atılması gerekiyordu. Hiçbiri yapılmadı. Sadece faiz artırıldı. Dolayısıyla Nebati ve Karcıoğlu dönemindeki sistem bana göre aynen devam ediyor. Devam filmi şeklinde. Bu bir. Bunu bir tespiti bir yapalım. İki, bu ay tabii ki pas geçecek. O belli. Merkez Bankası ısrarla enflasyonun aylık eğilimine vurgu yapıyor. Şimdi son gelen enflasyon verisi beklenti üzeri geldi. Dolayısıyla acaba Kasım'da da bir faiz indirimi olmayacak mı düşüncesi hasıl oldu. Şimdi bunu izleyip göreceğiz. Ama aylar önce Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın bir cümlesi vardı. Faizler düşerken de sıkı duruş korunabilir. Yani bu cümle bence önemli bir cümle. Buraya bir parantez açmak lazım. Bunu görüyorlar diye tahmin ediyorum. İş dünyası nefes alamaz halde. Finansman maliyetleri oldukça yüksek. Krediye muhtaç bir reel sektörümüz var bizim. Bu çok açık, aşikar. Dolayısıyla şunu söyleyebilirler. Ya işte yıl sonu beklenen enflasyon şu olacak. Biz zaten politika faizi burada. TÜİK'in enflasyonu da 50'nin altına geldi zaten. Gibi bir sinyalle Kasım ya da Aralık için bir kapı aralayabilir gibi görünüyor. Ama yapar mı, yapmaz mı? Yapmazsa iş dünyasından büyük tepkiler yükselecek. O belli. Öyle bir noktaya getirdiler kendilerini. İşte şu ana kadarki sıkı para politikası diye adlandırdıkları yüksek faiz ortamını iyi değerlendirmediler. Neden? TÜİK verisi zaten şeffaf değil. Bir de kur üzerinde baskı yarattıkları için. Demin de ifade ettiğim gibi kamu harcamaları, yüksek vergiler, dolaylı vergiler, kamunun yönetilen yönlendirilen fiyatlardaki zamları, bunların hepsi enflasyon yaratmaya devam etti. Bu nedenle de bu bedeller boşuna ödenmiş oldu. Şimdi enflasyon da düşmediği için ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Düşürseler bir dert, kendileri açısından itibar kaybı olabilir. Düşürmeseler ayrı bir dert, ekonomi daha da kötüye gidiyor. Bu manada hakikaten bizim için de şaşırtıcı sonuçlar olabilir önümüzdeki aylarda. Göreceğiz ama bir şekilde bu faizler tepe noktasını gördü ve bir yere kadar bunu ilerletecekler. Mesela Enerji Bakanı'nın açıklaması vardı. Elektrik ve doğalgaza bu sene zam yapılmayacak. Görünürde vatandaşı düşünen çok iyi bir hamle gibi. Ama burada iki tane amaç var. Bir, enflasyonu bu yıl içerisinde daha düşük göstermek. Hedefledikleri noktadan çok uzaklaşmasına engel olmak. İki, bu gerçekleşecek enflasyon nedeniyle daha düşük çıkaracakları için maaş zamlarının daha düşük olması. Yani maalesef böyle mühendisliklerle uğraşıyorlar. İki ucu böyle keskin bıçak gibi. Ne tarafında duracakları belli değil. Ama şu bir gerçek ki reel sektör bu faiz ortamıyla ilerleyemez. Piyasalar bu faiz ortamıyla ilerleyemez. Kendi kurguladıkları enflasyonla mücadele sistemi çalışmadı. Tekrar altını çiziyorum. Sadece faizle bunu yapmak istedikleri için, hiçbir yapısal adım atılmadığı için ve kamu maliyesi tarafında adım atmadıkları için bu problemler yaşandı. Ve devletin kendisi enflasyon yaratıyor bu durum itibariyle. Bu da gözlerden kaçmaması gereken bir şey. Ama bir şekilde BDDK'nın mesela geçtiğimiz günlerde aldığı kararlar vardı. Neydi bunlar? Kredi kartına ve ihtiyaç kredilerine yapılandırmalar. Aynı zamanda sermaye yeterlik rasyosunun hesaplanması konusunda ihtiyatlı risk primi, o ağırlıkların azaltılması. Bunlar bir sinyaldi. Yani bir rahatlatma
sinyaliydi. Bu da sorunların görüldüğünün aslında ispatı. Bakın, karşılıksız çek oranları artıyor, kepenk kapatan esnaf artıyor, geniş tanımlı işsizlik artıyor, sanayi daralıyor. Bir sürü problem var önümüzde. Hacizler artıyor, takibe düşen alacaklar artıyor. Bu bankacılık sistemini de zarara sokabilecek. Sistemik bir riske doğru ilerletiyorlar Türkiye'yi. Büyük bir yanlış. Başından beri demiştik ki yapmadığınız seçime kadar, bari seçimden sonra kuru arttırmayın. Kuru serbest bırakın. Ki geçici olarak TL'ye park etmesin yerli. Gerçek manada döviz cinsi varlıklarından TL'ye dönsün. Bu sizi ilk başta enflasyonist gibi görünebilir, kurun serbest bırakılması. Ama önümüzdeki süreç için beklentileri de düzeltebilecek, şeffaflaştığının da göstergesi olabilecek bir durumdu. Daha çok dışarıdan da sıcak sermaye gelmesini de sağlardı. Bu da önemli bir konu olurdu. Bu kadar uğraşmalarına, dünya turu yapmalarına da gerek kalmazdı. Şimdi günün sonunda onu yapmadıkları için, kur da 2025'te yukarı gideceği için bu kadar bedelin üstüne bir de kurun yaratacağı enflasyon maliyetiyle de karşı karşıya kalacağız. Bir Merkez Bankası'nın yerinde olmak istemezdim yani. Çok zor bir durumdalar. Ama bunu kendileri yaptı. Mesela Cevdet Akçay ne demişti geldiğinde? Biz kopan linkleri toparlamaya çalışıyoruz. Bağlamaya çalışıyoruz. Ben de o zaman şunu sormuştum. Sayın Cevdet Akçay, TÜİK'in enflasyonuna güveniyor musunuz? Siz para politikası uyguluyorsunuz ya. Enflasyonla mücadele temel amacınız ya. Temel veriniz enflasyon. O doğru değilse hangi linki toplayacaksınız? Hangi linki bağlayacaksınız? Şimdi bunu yapamadıkları için, kur üzerindeki baskıyı da devam ettirdikleri için şimdi o kopan linkleri bağlıyorlardı ya, daha da fazla link kopardılar. Bağlayacak link yok. Bağlayamazsın. Bir kere temellere dönüp bir kere biz hata yaptık demeleri lazım. Onu da demeyecekleri için geçici sıcak paraya dayalı bir sistem devam edecek. Bu da ne demek? Taviz vermeye yurt dışına devam edeceksin. Ona taviz verirken, ona kazandırırken vatandaşa kaybettirmeye devam edeceksin. İllüzyonlardan vazgeçmeyen bir ekonomi, gerçeklerle yüzleşmeyen bir ekonomi doğruyu bulamaz, enflasyon problemini çözemez, halkın refahını da artıramaz. Şöyle diyorlar aslında, hastalığın teşhisi doğru değil ki, tedavisi doğru. Evet, bunu ben çok kullandım. Şöyle, yani karşınızda bir hasta var, kalp hastası. Kalp damarları tıkalı. Siz diyorsunuz ki senin böbreklerden biri çürümüş. Alıyorsunuz ameliyata, böbreği alıyorsunuz, sağlam böbreği. Ama kalp orada gitmeye devam ediyor. Şimdi bu hasta düzelir mi? Hem böbrek gitti hem kalp hasta. Şimdi durumumuz bu. Açık konuşmak lazım. Böyle olunca da ne oluyor? Hiçbir şeyi düzeltemiyorsun. Ya sen şimdi hastanın apandisti patlamış, ağrı kesici veriyorsun. Ölecek ya, zehirlenecek. Apandisit patlamış. Sen ağrı kesici verip eve gönderiyorsun. Böyle doktor mu olur? Bu doktorun diplomasını elinden alırsın değil mi? Bu ekonomi yönetiminin de diplomasını elinden almak lazım. Kusura bakmasınlar. Peki. Şimdi canlı yayında bir de izleyicilerimizden gelen sorular var. Mustafa Bey demiş ki, Emre Hocam, İsrail borsası yeşilmiş. Doğru mu? Şimdi hakikaten geçtiğimiz hafta öyle bir şey olmuştu değil mi? İsrail, evet. Tel Aviv tarafında 1.42 aşağıdayken biz 3.50 falan aşağıda kapatmıştık günü. Hatta herkes bir şaşırmıştı, ne oluyor diye. Zaten sonrasında da bizim Borsa İstanbul tarafı, çünkü Cumhurbaşkanı'nın da yaptığı açıklamalar vardı. İsrail'deki olay bize de sıçrayabilir diye, bize de saldırabilir diye. Sonrasında zaten Borsa İstanbul tarafı tepetaklak oldu. Hala da toparlanamıyor. Ne diyorsunuz borsa tarafı? Arkadaşlar, İran İsrail'e füze attı. Ama bizim içerideki manipülatörlerin attığı füzeden daha etkili değil. O yüzden İsrail borsası 1.5 düşerken biz 3.5-4 düştük. Şimdi bizde içeride doymayan bir grup var. Ciddi manipülatif bir saha var. Tarihte böyle soygun görülmedi. Onu söyleyebilirim. Şimdi şunu söyleyebilir bazıları. Ben de ifade ediyorum. Yani bunu söyleyen biri olarak Haziran'da da şunu söylemiştim. Arkadaşlar, bu borsada ralli yok. Bankacılık endeksiyle dizayn ediliyor. Gri listedir, reyting artışlarıdır. Sizi içeri çekiyorlar rally beklentisiyle. Bakın, yükselirken hisseleriniz, yani borsa yükselirken sizin hisseleriniz kazandırmıyor. Düşerken maalesef daha da çok kaybettirecek dediğimde çok insan kızmıştı. Ya borsa rally yapıyor, yukarı gidiyor, 11 binlere gelmiş, sen ne anlatıyorsun bize? Ben de diyordum ki bak, haftalardır, 6-7 haftadır yabancı satıyor. 11 binli seviyelerden satan yabancı niye gelsin tekrar buradan?
diye anlatmıştık. İki tane koşul gerekir diye. YouTube kanalımda da var, işte televizyon yayınlarında da var. İki tane koşul gerekir borsanın yükselmesi için. Bir, ya doları artıracaksın. İki, ya da borsayı TL bağlı ucuzlatacaksın. Birilerine fırsat verecek. O arada da sizi rally hikayesine inandırıp içeride tutacaklar. Birilerine de alım fırsatı vermeden bu işi götürmeyecekler. Ama bu bir sürece yayılacak. Evet dedik, gri listeden çıkmak olumludur. Rating artışları olumludur. CDS priminin düşmesi olumludur. Ama iki günde yabancı gelmez. Bunu sürece yaymadan, birilerine giriş zemini hazırlamadan, sizi bezdirip elinizdeki varlıkları toplamadan yukarı sürmezler diye anlatmıştık. Şimdi de diyorum ki düşmemesi gerektiği kadar çok düşüyor. Ve bu zigzaklarla işte bir gün yukarı, iki gün aşağı, iki gün yukarı, bir gün aşağı falan böyle sürekli moral bozarak elinizdeki varlıkları toplamaya çalışıyor. Unutmayın, bu borsa deprem gördü. Evet. Oradan rally yaptı, çıktı 5 ay sonra, seçimden sonra. Değil mi? Unutmayın, dünya pandemi gördü. Borsa çakıldı, neler oldu? Tekrar çıktı yukarı. Korkmayın, bu seviyeden borsa satılmaz. Açık söylüyorum. Ha bu şu demek değil, iki gün sonra rally olacak demek değil. Ama sen burada zararını sattığında emin ol, gerekli toplamayı yaptıktan sonra yukarı sürecekler. Bir haber akışıyla, bir mazeret yaratarak. Ve sen sattığını üzüleceksin. Bu sefer aşağıdan sattığını yukarıdan alacaksın. Hep böyle olur bu sistem. Bu döngüleri yakalamak gerekir. Hem tamamını en tepeden dipte yakalayamazsın zaten. Bunu sana yedirmezler. Algoritmalarla, robotlarla savaşamazsın. Ne yapacaksın? O yüzden hep diyoruz ya, kademeli al, kademeli sat diye. Kızıyorlar bize bunları anlattığımızda. Ben aylardır bağırdım yani, artık sesim kısıldı. Yedek akçeli gidin. Belirsizlik var. Bu piyasa size para kaybettirir bu şekilde. Portföyü çeşitlendir. Alternatifli olun. Rüzgara kapılmayın. Rally satanlar yarın öbür gün çöküş satacaklar. Bunlar hepsi oluyor işte. Ha, şunu yapabilirsin. Tamam, satmıştın. Geldin. Ben Ağustos'un belli bir bölümünden itibaren de şunu söylüyorum. Hisseler alım seviyelerinde. Evet, ama iki günde rally olmayacak diye hisseler alım seviyelerinde. Orada da yine sektörel çeşitlilik daha yapacaksın. Portföyünü dağıtacaksın ve sabredeceksin diye hep ifade ettik. Şu anda da aynı noktadayım. Yani bir süreç olduğunu o zamandan beri anlattık. Yani bu bir ay olabilir, bir buçuk ay olabilir, iki ay olabilir toplama süreci başladıktan sonra. Ve bir cümleyle tanımlamıştım. Alacaklar yukarı, yeşili gösterecekler. Moralleneceksin, umutlanacaksın. Sonra aşağı alacaklar, moralin bozulacak. Ve bunu defalarca yapacaklar. Defalarca yapacaklar. Sen artık lanet olsun diyeceksin. Satacaksın, buradan bir şey olmaz diyeceksin ve ondan sonra götürecekler. Çünkü sadece sen satmayacaksın orada. Senin gibi yüz binlerce insan, milyonlarca insan yapacak bunu. Bu insanlar bunu takip ediyorlar. Takasları kontrol ediyorlar, yatırımcı psikolojisini biliyorlar. Yani tarih tekrardan ibaret arkadaşlar. Borsanın grafiğine bakın. Hep yukarıdır. Ama düşük dönemleri, çöküş dönemleri vardır. Belli dönemlerde bunu çok manipülatif hale getirirler. Tamam mı? Neden? Çünkü KKM gibi problem var ya, önce kuru bu yüzden baskıladılar. Şimdi oradan çıkan parayı dolar veremeyecekleri için gene borsayı vermek için bir şey yapıyorlar. Burada bir bakınız, hem yabancının gelmesi için hem KKM'den çıkan paranın dolar cinsi varlıklara değil de borsaya gitmesi için çok güzel fırsat yaratıyorlar. Parası olan şu an alıyor. Sizin moraliniz bozuk ama parası olan şu an alıyor. Onu söyleyebilirim size. Evet. Herkesin karamsar olduğu dönemde aslında ileriye dönük bir ışık vardır. Potansiyel değerlendirmek gerekir. Cambaza bak derler. O nedir? Çöküş satarlar. Herkesin girdiği dönemde de cambaza bak nedir? Rally satarlar. Oradan uzaklaşmak gerekir. İşte bu da kademeli alım, kademeli satımla ve bütün paranı bağlamamakla alakalıdır. Psikolojiyi yönetebilmekle alakalıdır. İşin büyük kısmı psikolojidir. Onu yönetmenin yolu da portföy çeşitliliğidir. Alternatifli gitmektir. Yedek akçeli gitmektir. Bunları yaptığın zaman seni üzemezler, manipüle edemezler. Evet, zararda bir bekleyiş. Yine sen böyle alternatif gitsen bile olabilir ama makul seviyelerden yakalanmışsındır. Bu sıkıntı değildir. Önündeki potansiyele bakman lazım. Yani aşağıdaki marj ne kadar, yukarıdaki potansiyel ne kadar? Bunu bir değerlendirip ona göre fotoğrafın dışına çıkıp bütünü görmeye çalışmak çok önemli.
Peki aslında çok da güzel oldu. Küçük yatırımcıya da böyle aslında bir şeyler söylemiş olduk. Çünkü hakikaten aslında sizin de söylediğiniz gibi ben de aynı şeyi görüyorum. Hakikaten işin içinde davranışsal finans da var. İşin içinde hakikaten ciddi anlamda yatırımcı psikolojisi de var ama bence finansal okuryazarlığın hakikaten hala düşük seviyede olmasından kaynaklı. Çünkü yükseldiği zaman böyle bir alma eğilimine giren, düştüğü zaman da böyle panikle eğilimine giren bir küçük yatırımcı var. Yani aslında tam tersi olması gerekirken bizim yatırımcımız tam aksini yapıyor. Yani çok enteresan geliyor bana bu. O neden biliyor musunuz? Şimdi bir, yolcuların peşinden çok gidiyoruz. İki, bir anda hemen zengin olmak istiyoruz. Bir tane ürün alalım, o bizi zengin etsin. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bir örnek vereyim. Nasıl para kazanılıyor borsadan? 2 sene, 2,5 sene önce devlet memuru olan bir dostumuz aradı. İşte hocam görüşebilir miyiz? Portföyüm şudur falan. Neyse detaya girmeyelim. 2 sene önce. Ne kadar dedim varlık toplamınız? Zarardayım dedi ama 12,5 milyon dedi. Devlet memuru. Hani üst düzey bir memurdan normal bir hani maaşlı bir memurdan bahsediyor. 12,5 milyon 2 sene önce. Nereden düştü dedim 18,5 milyondan. Eşimle tartıştım dedi işte zamanında satmadığım için 6 milyon zarardayım. Ama totalde 12,5 milyonu var. Peki bu nasıl oldu dedim. Yani siz devlet memursunuz. Hani toplu bir paranız mı vardı bir yerden gelmişti? Hayır dedi. Bir hisse topladım ama yıllarca düştükçe topladım dedi. Yıllarca düştükçe topladım. İstikrarlı bir şekilde aldım, 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 aldım. Sonunda o hisse bayağı bir loto oluştuktan sonra sağlam bir yükselişe denk geliyor ve ciddi bir para kazanıyor. Şimdi bir sabır bu toplama. Elbette ki bütün örnekler böyle olmayabilir. Orada da döngüler vardır. Satmayı bilmen gereken aradaki dönemler olsa belki daha çok da kazanacak. O ayrı bir şey. Biz anlatırken şunu söylüyoruz. Piyasada 2 ayda zengin olmak yok. Yok bu böyle bir şey. Bunu bil. İki, ihtiyacın olan parayla asla gidip bir yatırım enstrümanına para koyma. Nedir bu ihtiyaç? İşte kredi taksitim vardır, kredi kartı ödemem vardır, çocuğun okul ödemesi vardır. Bir şey vardır. Onu ama bir ay sonra öderim, işte bir şey kazanayım bir ayda. Sakın böyle bir şey yapmayacaksın. O zaman doğru ürünü yakaladıysan bile ufacık bir türbülansta günlük oynayışta sen zararlar, psikolojin bozulur ve zararına işlem yapmak zorunda kalırsın. Sonra alternatifli olacaksın ki bir şekilde bütün ürünler aynı anda düşmez ya da aynı oranda düşmez ya da aynı anda yükselmez ya da aynı oranda yükselmez. Bunu bilmen gerekir. Bunları sağlayamadığın için ve bütün paranla tek bir ürüne bir anda girdiğin için o zaman kaybetmeye başlıyorsun. Mesela böyle yapanlar yükseliş döneminde Haziran'da rally yok dediğimde bana kızıyorlardı. Niye? Duymak istemiyor çünkü. Çünkü duymak istemiyor. Ne demek rally yok? Bak 11 bin lira geldi endeks. Daha da gidecek. Çünkü buna inanmak istiyor. Sen orada gerçekleri anlattığında, negatif olasılıkları söylediğinde sana kızıyor. Şimdi de o insan öyle bir zarara uğratıldı ki bu sefer gene onu orada oyunun içine çeken o manipülatörler ona borsa daha da çökecek algısı yaratıyor. Yani o kadar gözlerini karartmışlar ki adamı zaten zarara da komple parasını almaya çalışıyor. Yani ciğerini sökmeye çalışıyor tabiri caizse. Biz de burada diyoruz ki orada dinlemedin, rally yoktu. Burada da bu borsa illaki çıkacak. Ve ekonomi yönetiminin de buna da ihtiyacı var. Bir yerde doygunluğa uğraşacak. Zaten aslına bakarsanız birçok hisse dip oluşumları yapıyor. Yapıyor ama daha da korkutup paniğe sevk etmek için ihlaller var. Çok hissede ihlaller var. Sizler de takip ediyorsunuz. Durması gereken teknik olarak yerlerde durmuyorlar bazıları. Daha da aşağı götürülüyorlar, sürülüyorlar. Ama fotoğrafın dışına çıkıp baktığımızda bir bant oluşmuş durumda. O bandın içerisinde borsayı oynatıyorlar. Temel mesele borsanın düşmesi değil, yükselmemesi. İnsanların uzun süredir bekliyor olması. Psikolojiyi kıran da budur. Umudu verip verip düşürmek. Çok güzel oynuyorlar. Yani bu psikolojiyi kırmak için inanılmaz güzel bir metottur. Yani bizler bile bazen sinirleniyoruz bu işin profesyonel. Ne yaptıklarını görüyorsun ama yani diyorsun ki burada bir haksızlık var kardeşim SPK. Bu kadar milyonlarca insan mağdur oluyor. Yani hiç mi gözünüz görmüyor? Hiç mi bakmıyorsunuz ya? Hangi kurumun ne işlem yaptığı belli. Kimin nerede ne lot aldığı sattığı belli. Hepsi kayıt altında.
Görüyorsunuz ses çıkarıyor. Yalandan ondan sonra 3-5 gün sonra birkaç kişiye cezalar yazıyorsun. Adam zaten fazlasını kazandı. Sen ona cezayı versen ne olur? O para satıyor. Yani şimdi sistem yanlış kurgulandığı için bir de teknik analize çok meyleden bir piyasacı kitlesi de var. Ben de diyorum ki bu piyasada ne teknik ne temel kardeşim bu saatten sonra. Niyet okuma. Asıl analiz yöntemi bu. Ekonomiyi yönetenler, vatandaşı bu sistem için çekenler ne hedefliyor? Kafalarının arkasında ne var? Maalesef bizi böyle bir analiz yöntemine sevk ettiler. Bunu da yeni çıkarttık yani. Bir de ben bugün işte bir sosyal medyada teknik formasyon paylaştım. Teknik formasyon literatürüne yeni bir şey kattığımı düşünüyorum. X platformunda ve Instagram'da paylaştım, bakabilirler. Ben çözemedim o formasyondan ne anlıyor. İzleyiciler bakarlarsa, bana da yazarlarsa sevinirim. Peki, ben gördüm paylaştığınızı. Peki, çok çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok kıymetli ve keyifli bir yayın oldu. Ben teşekkür ederim. Biraz çok konuşuyorum ben, böyle susturmadığınızda alıp gidiyorum ama. Tam tersi, estağfurullah, o kadar keyifli. Ben de böyle sizi bir taraftan da not aldım. Onu da söyleyeyim yani, sizin böyle anlattıklarınızla. O yüzden benim için de muhteşem bir yayın oldu. Çok çok teşekkür ederim. İnşallah sizi tekrar burada ağırlama fırsatımız olur. Her zaman. Ne demek? Peki, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun.